değilim ve oraya talibiz. O zaman peki, siz Ekrem Bey, şimdi bakın İstanbul'a çıkalım şimdi. İstanbul'un her yerinde billboardlarda yapılan metrolar, işte büyük icraatlar, başarısız mı buluyorsunuz İmamoğlu'nu? Ekrem İmamoğlu'nun başarısı önceki belediye gibi elini İstanbul Belediye bütçesinin bulunduğu kasanın içine sokup sokmadı. O kasadan paraları alıp kasanın içini boşaltıp üzerine bir de eksi yazdırıp kasaya parayı çarçur ettirmedi. Peki verimli mi kullandı? Yani bir vardır, yastık altına koyarsınız dövizinizi, altınızı, beklersiniz. Ziyan ettirmediniz. Peki kazandırdınız mı? Kazandırmadınız da. Peki daha iyisini yapabilir miydi? Kendi ifadesiyle. Daha iyisini yapabilecekken eli kolu bağlandığı için yapamadı. Yapamadı. Şimdi yaptıklarına bakıyoruz. Neler yaptın diye. Kendi reklamlarından, yani panoları süslemiş, billboardları, pankartlar asmış köprü başlarına, süt dağıttığını anlatıyor. Yani bunu 1980'lerin sonundaki SHP belediyeleri bile yapıyor diyor. Geldik şimdi bir diğer mühim hizmetine, 18 milyar dolar bütçeyle yapmış olduğu diğer mühim hizmetine geldik. O da 120 küsur kreş ve çocuk evi açmış, bakım evi açmış. Yani emekli öğretmenlerin emekli maaş paralarıyla, ikramiyeleriyle yaptığı işleri anlatıyor. Bir diğeri 4 yaşına kadar çocuğu olan ailelere, annelere ücretsiz. Bu mu? 18 milyar bütçeyle yapabildiğiniz sosyal belediyecilik adına yalnızca bu mu? Bunlar bir çırpıda herhangi bir belediye adayının yapmayı vaat edeceği işlerdir. İşte bugün Murat Kurum Bey'in açıklamalarını gördük. Bütün düğmelere birden bastı. Herkese. Herkese bol keseden vaat. Süresini de 2030 yılına, 2035 yılına kadar uzatmış. Yahu AK Parti iki seçim sonra, yani iki tane 5 yıl sonra AK Parti diye bir parti var olacak mı? Bu bile kuşkuluyken ki olmayacak. Fakat İBB'ye aday olan Murat Kurum Bey bugün 2035 yılına dönük şunları yapacağız diye vaatlerde bulunuyor. Ekrem İmamoğlu belediyeciliği yapmadıkları sebebiyle başarısızdır. Fakat bir öncekine kıyaslarsak, burada adil olmak, hakkaniyete davranmak zorundayız. Öncekiler gibi çaldırtmadı. Fakat sosyal belediyecilik adına yaptıkları bazı hatalar var ki AK Parti belediyesini aratmadı, daha da fazlasını yaptı. Üzerine tüy dikti. Tek bir örnekle anlatayım. AK Parti belediyesi malum kendi etraflarındaki tarikat, cemaat gruplarından çocukları, öğrencileri seçip bol keseden yurt dışına burslu olarak gönderip okutuyordu. İsimleri de bayağı popüler oldu. Bunların bazılarının isimleri de bayağı popüler oldu. Oysa bu tercih edilirken, öğrencilere burs kredi verilip yurt dışına gönderilmesi tercih edilirken, başarı sırasına göre yaparsınız. En başarılısından alıp aşağıya doğru yaparsın. Şimdi AK Parti belediyesi bunu yapmadığı için eleştiriyorduk. Yani tarikatlardan, cemaatlerden seçiyorsun. Kendi meşrebinden, kendi fikir dünyadan olanları seçiyorsun diye. Ekrem İmamoğlu'nun geçen gün İBB'nin resmi sosyal hesabından yayınlamış olduğu bir yardım hesabı vardı. Filistinli öğrencilere 7500 artı 15 bin lira, yani iki emekli maaşı burs verdiğini duyuruyordu. Bunu duyururken de İBB'nin sitesine Filistin bayrağını koyarak Arapça alfabeyle, Arapça diliyle duyuru yaparak bunu ilan ettim. Ben İstanbul Belediyesi'nin ekranında Cumhuriyet Türkiye'sinin hiçbir ilinin belediye, ilçesinin belediyesinin resmi sitesinde Türkçeden başka böyle bir dil görmek istemiyorum. Olmamalıydı. Peki İmamoğlu bunu niye yaptı? Yani Cumhuriyet